En son onunla konuşan, ya onunla konuşuruz da şimdi Zeynep nerede olduğunu bir anlamaya çalışalım. Zeynep telefon hattındaymış, ona sık sık zaman zaman görüşler. Zeynep'ciğim, hatta mısın canım? Zeynep, Yeliz'in doğruları söylemediğini, yalan söylediğini söylüyorsun. Bak seni duyuyor şu anda, neyi doğru söylemiyor? Yeliz, neden doğruyu söylemiyorsun? O adamın yanında kaldığını söyler misin lütfen? Ay orada mı kalıyorsun Yeliz? Beni mi kandırıyorsun? Evet. Yeliz? Evet. Bak, ya, bir şey söyle. Şu anda kalmıyorum yanında. Bak şu anda dışarıda olduğun için mi kandırıyorsun? Bak bir şey söyleyeceğim Yeliz. Beni kandırabilirsin ama gerçekler de ortaya çıkar. Aslında sen kendini kandırıyorsun. Yani yalan söyleme. Neredesin sen şu anda? Bir tanem bak, ailen de senin can güvenliğinden endişe ediyor. Gidem Hanım, ben dedim ki ben şu anda Balıkesir merkezdeyim yani. Peki bir tanem, bana normalde nerede yaşıyorsun onu söyler misin? 15 gün önce neredeydin? Sen bana bir ay önce ayrıldığını söyledin ya. 15 gün önce neredeydin? Bir şey bilerek soruyorum sana. 15 gün önce dediğim gibi o Cevat'ın akrabası var, onun evindeydim. 5 gün önce neredeydin? Yine oradaydım. Cevdet'in akrabasının evindesin. Cevdet'in yanında değilsin. Cevat. Cevat, pardon. Cevat mı adı? Peki. Evet. Bu Cevat'ın akrabasıyla yakın mı oturuyorlar birbirlerine? Evet. Yengesi. Evet, yakınlar. Peki özür dilerim ama yani bir tanımadığın bir kadına güveniyorsun. Yani yeni tanıdığın ya da az tanıştığın bir kadına güveniyorsun. Ayşe'ye, Zeynep'e niye güvenmedin? Ablanlara? Ha canım. Güvenmemezlik değil Didem Hanım. Niye gitmedin? Niye yanlarına dönmedin? Yeliz. Efendim abla. Sen oraya giderken ben seni aradığımda, ablacığım yapma etme gitme. Ben sana hatta buraya Kökan da bağlanacak. Ben sana hatta Kökan'ı saat 3'te aradım. Yeliz'i Ankara'dan al, Balıkesir'e gitmesin demedim mi ablacığım? Saatlerce ben sana telefonda yalvarmadım mı? Sen bana ne dedin? Ona bakmaya gidiyorum dedin, değil mi ablacığım? Evet. Peki ben sana ne dedim ablacığım? Nasıl güvenip bu zamanda, bu devirde nasıl insanlara güvenip böyle bir şey yapabiliyorsun dedim. Yapma dedim, ev boş, Ankara'ya git, ben sabahına yanına geleceğim dedim ben sana. Evet. Peki ablacığım niye, yani benden ne gördün, bana nasıl güvenemedin de hiç tanımadığın yani bir insana kalkıyorsun, güveniyorsun, yanına gidiyorsun çoluğunla çocuğunla beraber. Ablacığım ne oldu şimdi sonuç? Yine hala adamdan ayrılmışsın. Çocuğun yollarda, yakında mahkemesi var, umurunda bile değil. Bana bir şey söyle bak, gerçekten aklımı atlatmak üzereyim şu an. Yanıt verir misin ablana? Ya mahkemeden haberim var abla. Bir şey soracağım. Sen Cevdet'e güvenmezken, Cevdet'e güvenmediğin ve bir şeyini görmüşsün, ondan ayrılmışsın. Güvenmediğin bir adamın akrabasına yanına gitmişsin Yeliz. Olacak iş mi? O kadın, kadıncağız evli mi peki bir tane? O, hayır değil. O da bekar. Evet. Gerçekten akrabası mı yoksa? Akrabası Didem Hanım. Emin misin? Çok, bu arada yol kenarına mı çıktın tekrar? Biraz içeri gir, arabalar geçiyor ya. Çok gürültü geliyor. Seninle ilgili gerçekten endişeleniyoruz. Sen çalışıyorsan şu an dışarıda ne işin var? Yol kenarında ne işin var mesela? Abla hayır, yol kenarında değilim. İzinliyim bugün. Biraz dışarı çıktım dolaşmaya. Ablacığım bugün pazartesi. Dün pazardı. Bugün nasıl izinli olabiliyorsun? Yeliz abla, ne yapıyorsun sen? Sana ne oluyor? Bana bir anlatır mısın? Abla söylüyorum, çalışıyorum, ben hasta bakıyorum. Haftada bir gün izin var. Pazartesi günü izin kullanıyorum. Bak Zeynep de hatta. Zeynep pek doğruları söylüyor mu sence bize? Hala yalan mı söylüyor? Ne dersin? Sen kardeşini daha iyi tanıyorsun. Söyle, İdem Hanım. Ha. Abla. Söyle bir tane. Pazartesi işbaşı yapacağını. Yani bugün işbaşı yapacağını söyledi. İşe önceden başladığı falan yok. Bugün daha yeni işbaşı yapacakmış. Sana öyle mi söyledi Zeynep? Öyle söyledi. Yeliz bak doğruyu söyle kardeşim lütfen. Bak o adamın yanında kaldığını biliyorum. Zeynep şu anda yanında değilim diyorum ya. Niye inanmıyorsun? Değilim şu anda yanında. İnanır mısın? Bu yayına bağlanmayacaktım. Kesinlikle seninle ilgili hiçbir bilgi paylaşmayacaktım. Ama ben Bilal'in söylediklerinden sonra bağlanmaya karar verdim. Oğlunun söylediklerinden, oğlun bazı şeyler anlatmış da Zeynep'e aileye çünkü. Acayip şeyler söylemiş. Cevdet'le mi, Cevat mı, Cevdet mi, aileye de Cevdet demişsin. Bildiğim kadar ismi de Cevdet gerçekten.
Yani oğlun çok şey, o evde beraber sizle yaşarken çok şeye tanıklık etmiş Yeliz. Valla bir şey söyleyeyim mi? Dürüst olup sen kendin söyler misin çocuğun orada neler yaşadığını? Neden dönmek istediğini? Ya abi çocuk burada bir şey yaşamadı. Yani ya yapma Yeliz şey, Allah aşkına yapma Allah aşkına şey ablacığım olmadı. Ya. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Allah da şahit, kul da şahit. Sen ne yaparsan yap, ben senin arkandayım. Abla bak gerçekten hani öyle darp falan öyle şeyler yoktu. Yani ne ben ne Bilal herhangi öyle bir şey olmadı. Olsa ben zaten onu mu savunacağım, direkt söylerim. Ondan ayrılma sebebim şu, onu açıklayayım. Ondan ayrılma sebebim aldatma konusu. Ha, aldattı mı seni? Ya Yeliz Allah aşkına hiç tanımadığın bir adama gidiyorsun, ne bekliyordun sen? Adını, sananı, adresini, evini bilmediğin bir insana gidip ne sanıyordun? Ya Yeliz'cim şöyle bir yapalım. Sen Bigadiş demişsin yoksa Balıkesir demişsin? Balıkesir merkezdeyim Didem Hanım. Tamam. Şöyle yapalım. Şu Cevdet'i tanıyanlar, bilenler nasıl bir insandır, kimdir, nedir? Sevgili Bigat işçiler oradaymış, Balıkesirliler tanıyorsanız fotoğrafını girelim ki ben seslenirken görsünler izleyiciler. Şeyden bahsediyorum, Cevdet'ten bahsediyorum. Cevdet'le ilgili bilgi sahibi olanlar lütfen bizi arasınlar. Ne iş yapar, kimdir? O akrabası kimdir? Yeliz seni de buraya bekliyorum. Tamam mı tatlım benim? Eğer ailenin yanına dönmemen nedeni orada bir şey mi yaşadın? Ailen sana bir şey mi yapıyor? Hayır. Yani gidip Rize'de de iş bulabilirsin, birine bakabilirsin. Niye? Tanımadığın bakıyordu yerde. Bakıyordu zaten abla, yani çok. Şuradan çıkıyordu, şurada zaten iş yeriydi. Ay evet, orada yani yaşlı bir kadına bakıyordu Rize'de yani. Rize'de de sana iş bulurlar, merak etme. İş olmazsa kardeşlerine bir arada olursun. Abla seni gelsin de, ben almaya razıyım onu zaten. Tamam, benim ben, yaşar. Ben de seni buraya bekliyorum. Tamam mı Yeliz? Bak ablaların da sana destek oluyor. Diğer ablan da öyle. Tamam mı lütfen? Senden çok rica ediyorum. Sen de konuş lütfen. Ben ne diyeyim ablacığım, ben buraya geleceksin Yeliz, bunun hani. Tamam Yeliz. Başka çıkar yolu yok. Abla sana gelirim, başka kimseye. Tamam gitmem. Bana gel, bak buraya gel, bu yayına gel ablacığım. Şöyle yapalım Yeliz'im, sen bana gel, benim misafirim ol. Evet. Bir seninle bir konuşalım, arkasından da belki biz onlara söyleyemediğim başka bir problem vardır. Ben sana yardımcı olacağım, tamam mı Yeliz'cim? Tamam mı? Tamam. Seni yanaklarından öpüyorum. Seni buraya bekliyorum. Tamam. Tamam, İnşallah. En azından sesini duyduk. Ya var ya. Ya da buraya gelecek. Sen var ya. Ay sağ ol. Hakikaten ben sana bilmiyorum ya. Böyle ne? Var ya, sıkı sıkı sarılmak istiyorum. Sarıl o zaman. Sarılmak sarıl istiyorum ya. Düşürmeden sarıl. Ay 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 ay. Ya sana kurban olurum. Ay teşekkür ederim. Ay teşekkürler. Ben size kurban olurum. Ben daha ölmem herhalde ya. Ay estağfurullah. Ama hayır, ben seni yakından gördüm ya. Ay estağfurullah. Allah'ım çok şükür sana yarabbim. Allah'ım senden razı olsun. Gel. Oh, sizi bir dinlendireyim dışarıda. Tamam, yanında kavuşturacağız sizi. İnşallah Allah'ım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Geç bakalım. Yaşar'cığım kızma alma kardeşin gelince. Yok estağfurullah. Ben zaten dediğim gibi. Şöyle yapalım. Her konuda. Ha bir telefon gelecekmiş. Bir telefon varmış. Arkadaşlar öyle dedi. Gel Ayşe gitme. Önemli bir telefon. Şimdi çok önemli bir telefon var dediler. Ben de merak ettim. Kim arıyor arkadaşlar? Evet. Cevdet'i tanıyanlar, duyanlar bizi arasın dedim ya ben. Bir telefon gelmiş. Çok önemli bir telefonmuş. İhbarmış. Cep telefonuma da düşüyor o ihbarlar benim. Arkadaşlar şimdi bağlayacaklar. Fotoğrafını girelim. Cevdet ya da Cevat. Ne iş yapar bilmiyorum. Yeliz dedi ki tır şoförü. Bu arada şimdi sosyal medyada çok fazla aktif ya kızımız. Genç kızımız, genç kadınımız diyelim aslında ama peki şey ya genç kız gibi duruyor, böyle çok korumaya muhtaç gibi evet, geliyor. Evet, sen o yüzden ona öyle sahip çıktın galiba, evet, değil mi? Evet, öyledir o. Bize yalan mı söylüyor? Çok yalan söyler. Acaba Cevdet'ten mi korkuyor? Olabilir, yani şu an Cevdet'ten korkuyor olabilir çünkü adamın ne olduğunu bilmiyoruz. Ya televizyona da çıkınca belki Cevdet şey oldu. Manik olmuş olabilir, bir şey yapmış ya bilmiyorum. Ama ben şundan eminim ya. Kardeşim onun yanında. Hani işe girdim onlar yalan. Telefon hattında Cevat'ın kızı varmış. Alo. Cevat'mış adı gerçekten. Merhabalar, selamlar. Aleyküm selam Didem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Babanın adı Cevat mı, Cevdet mi bir tane? Cevdet, benim dedemin adı, babamın adı Cevat. Babamla uzun süredir görüşmüyorum ama şu an arkadaşlarım söyledi, yayına çıkmış. Evet. Didem Hanım, çok kötü hissettim kendimi. Bağlanmak istedim ne kadar babamla konuşmak istemesem de. Tamam. Kendimi açıklamak istiyorum. Şu olayı da açıklamak istiyorum. Biliyor musun sen peki haberin var mı Yeliz'den?
Ev, yani kadının ismini bilmiyorum ama dedemin evinde, aha, yani Balıkesir Bigadiç'te bir tane kadın getirmiş. Kadının adını gerçekten bilmiyorum. Kadının çocuğuyla beraber gelmiş. O zaman kadın. Yeliz başı kim olacak yani? Tamam. Evet. Evet. Böyle orta boylarda bir kadın. Hatta küçük, evet, boylu bir kadın. Evet. Ayşe'nin kardeşi. Kapalı ablaya çok benziyor. O zaman onun kardeşi. Babanla konuşmuyor musun sen? Şu an bu konudan dolayı konuşmuyorum. Bu şey, yani Yeliz mi bilmiyorum kadının adı. Onu Yeliz, Yeliz. Sonra ben konuşmuyorum. Peki Yeliz hala o evde mi kalıyor tatlım? Yeliz hala orada mı? Hayır. Ha. Hayır, bunu anlatacağım işte Didem Hanım. Vaktiniz varsa, gerçekten şu an çok sinirliyim, anlatamıyorum bile. Söyle, ağlama, niye ağlıyorsun? Babam bu kadını getirmişti. Kadının da çocuğu vardı yanında. Bilal, evet. Bir tane erkek çocuğu. Evet, evet, doğru. Ondan sonra birkaç süre onunla kaldı. Ne kadar süre kaldığını bilmiyorum. Hemen büyük babamların evinde yaşıyorlardı. Bunlar alt katında, benim üvey babaannem yaşıyor. Biliyorum. Üvey babaannemle ben konuşuyorum. Evet. Ondan haber alıyordum. Babamla konuşmuyordum. Peki babam böyle yani sosyal medyadan tanıştığı kadınları eve mi getiriyor? Babam açıkçası uygulamadan tanışmıştı bu kadınla ve yani hiçbir zaman bu, yani uygulamadan tanıştığı kadınları getirmemişti ama bu kadınla ciddi söylediğini düşünüp yani halamlarda ailesiyle tanıştırmıştı. Ama işte peki sen babanı savunmak için mi, ya babanın Yeliz'e kötü davranmadığını mı söylemek istiyorsun yoksa? Şundan dolayı arıyorum, hani aldatma söz konusu falan filan diyorlar ya. Evet, Yeliz öyle dedi. Evet, bundan dolayı söylüyorum. Büyük annem bizi aradı daha 2-3 gün önce. Tamam. Babam ameliyat oldu. Hastanede yatarken bu kadın hastanenin kantininde bir adamla tanışıyor. Aa, başka biriyle tanışıyor Yeliz. Evet, başka biriyle tanışıyor. Babam bunu yakalıyor ama kadına söylemiyor. Ay, aldatan Cevdet, ya Cevat değil, baban değil, Yeliz, öyle evet. mi? Ama anlatacağım. İlk kantinden biriyle tanışıyor. Ondan sonra babam bu kadına bunları söylemiyor. Ondan sonra babam da tekrardan uygulamaya girmeye devam ediyor Didem Hanım. Evet. Ondan sonra bu kadın da neydi adı? Yeliz. Yeliz Hanım da görüyor babamın uygulamaya girdiğini. Sen ne yüzde uygulamaya giriyorsun diyor. Babam da diyor ki sen de diyor kantinden biriyle tanıştın. Onunla konuştuğunu gördüm diyor. Ben sana bunları söylemedim. Benim uygulamaya girdiğime de sen karışamazsın diyor. Anladım. Bunlar... O sırada da baban da uygulamadan başka kadınlarla konuşuyor anladığım kadarıyla. Evet, galiba öyle Yeliz. Evet, yani. Onu bilemiyorum. Tamam, çünkü ben Yeliz. Gerçek veya yalan söyleyemem. Tamam, çok teşekkürler. Sağ ol bir tanem yayına bağlandığın için. Ama hatta kalmaya devam et. Yelizciğim, duydun mu? Didem Hanım. Sen biriyle tanışmışsın. Evet evet, sen öyle diyor kızı. Didem Hanım, hayır, asla öyle bir şey yok. Ben evet hastanede onun yanında kaldım ama eğer bak bu gibi hastanedekiler de beni tanır, bağlanabilirler. Herhangi öyle bir şey asla olmadı Didem Hanım. Özür dilerim, sen hastanede kime kendisi baktın Yeliz? Mı? Yeliz, hastanede kime baktın bir tanem sen? Kendisine baktım ben. Kim Didem o, kendisi Hanım, kim? Ameliyat olduğu başında Cevat'ın. Cevat'a bakarken orada biriyle mi tanıştın? Hayır, asla Didem Hanım. Gerekirse herkes bağlanabilir, hastaneden bağlanabilirler, sıkıntı yok. Asla ve asla hiç kimseye yani tanışmadım. Yani ben Cevat'ı aldatmadım. Cevat beni aldatınca da o evden kaçtım diyorsun. Oradan ayrıldım diyorsun. Doğru aynen mu? Aynen öyle Didem Hanım. Bunun yani dediğim gibi bağlanabilirler. Beni herkes biliyor. Hastanede artık tanıdılar beni. Herhangi bir hastanede biriyle tanıştığımda öyle bir şey yok. Yeliz. Hastanede tanıştığın o kişinin yanında mısın bir tanem? Didem Hanım, ben size söylüyorum bak. Yok, ben soruyorum. Kimseyle tanışmadım. Ya da asla tanışmadım. Ya da hastanede tanıştığın kişi mi sana o işi buldu? Didem Hanım, hastanede kimseyle tanışmadım diyorum. Hayır, bir yerde kalıyorsun ya şu anda, gidip yani onun çocuğuna ya da birine bakıyorsun, yaşlı birine bakıyorsun. Yani o evde o işi sana hastanede tanıştığın adam mı buldu bir tanem? Hayır Didem Hanım, ben hastanede adamla falan tanışmadım. İşi kendim ben buldum. Temizlikçi abladan aldım işi. Asla dediğim gibi Didem Hanım, ben asla bir erkekle neyse, bu hastanede tanışmadım. Tamam Yeliz, biz bunu seninle yüz yüze konuşalım. Yarın buraya geleceksin herhalde, değil mi? Evet Didem Lütfen. Hanım, geleceğim. Geleceğim, tamam. Ve kendimi atlamak istiyorum bu konuda. Tamam. Sizden bir söyleyeceğim şu olacak Didem Hanım. Eğer gerekirse Cevat Bey'in babasının ikinci eşinin de telefon
bana bağlanmasını isterim. Sen gel biz hepsini yaparız. Evet. Yeter ki sen gel biz seni bir sağ salim bir görelim. Bak Ayşe de çok endişelendi. Ben onları şimdi dışarıda dinlendiririm. Yaşar sen de öyle. Tamam. Önce kızmıyoruz. Bir anlamaya çalışıyoruz. Empati kuruyoruz. Bağırmıyoruz, çağırmıyoruz. Bugüne kadar sahip çıkmışız ya. Bundan sonra da öyle yapıyoruz. Sağ ol bir tanem. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ ol Yaşar. Görüşürüz.